Ayak gelsin de kalın. Çok sıkma ya, duş kalı. Biz gel ayak. Döver bina tahtağı da. Yolda köy var mı? Çalışıyor. Ne? Sen en çok çocuğun var değil mi yani? Siz hemen o çocuk mu var? Aşağı doğru da. Ama burada bir süt ürünleri daha çok şık oluyor. Keçi sütü çok içiyor musun? Ha, öğlen ile akşam hatta Nurlar'la beraber içiyoruz. Bahar mı? Öyle soğuk daha güzel. Onunla içiyoruz. Akşamla sütü böyle sade içiyoruz. Öyle. Uyanır uyanmaz direkt ben süt istiyordum. Onun için emziyor her... Ben Muhammed Halil Yazar. Arıcaklıyım. Elazığ'ın bir ilçesi. İki kardeşiz. Bu da kardeşim. Yayla hayatı zor ama yine de biz bu işi yapıyoruz. Bu işten zevk alıyorum. Yani bu bizim keçiler ve ineklerimiz var. Bizim rızkımız burada. Bir kasabımız da var. O inekleri büyüttükten sonra düvelerimiz var 43 tane. Onları büyüteceğiz. Kestikten sonra zaten kasaba şey yapacağız. Ben kasapta keseceğim. Ben LGS'den 494 puan aldım. Bir yanlışım var, o da fenden. O soru aslında kolaydı ama ben çok da dikkat etmedim. Bu başarımın sırrı hep ailem. Ailem benimle ilgilendi. Hatta ben televizyonu kaldırdım, zaten telefonum da yok. Öğretmenlerim benim için çok ilgilendi. Bizim Adil Hocam, müdürüm. Hep Elazığ'a gidip benim istediğim kaynakları alıyordu, kitapları alıyordu. Ben de hep çalışıyordum. Yani benim bir hedefim vardı ve ben bu hedefimi gerçekleştirdim. Hayırdır? Aslında biz keçileri sürdükten sonra ben keçilerin arkasında çalışıyordum. Onları mesela bir yere daha otlaklık alanlarına götürdükten sonra onlar zaten kendi başlarına otluyorlar. Ben de bir taşın altına gölgelik bir yere geçtikten sonra çalışıyordum kendi kendime ve böylece kazandım. Ondan sonra keçi sağlıktan sonra yine akşam süt içtikten sonra da bir kitap okuyup yatıyorduk. İşte biz böyle çalıştık. Zaten bu Arıcak'ta hiçbir etüt merkezi, dershane yok. Biz de zaten bu hayatı, bu zorluğu gördüğümüz için tek çaremiz okumak. Galatasaray, İstanbul Erkek, Kabataş, Ankara Fen Lisesi, Çapa, Sakıp Sabancı böyle liseleri tercih ettim. 8 tane İstanbul, bir tane Elazığ, bir tane Ankara tercih ettim. Büyüdüğümde de tıptan bir alan istiyorum, bir cerrah olmak istiyorum. Beyin cerrahı çok istiyorum da artık Allah ne nasip ederse büyüdüğümüzde.
Herkesin yaptığı soruyu ben dikkatten kaçırdım. Türkiye bilinciliğini böyle kaçırdım. Ama o da nazarımız olsun. Çalışmaya devam edeceğim. Artık üniversite sınavında da böyle büyük bir başarı elde etmeyi planlıyorum. Bu tabii birinci ilk önce tabii ki çocuğun kendisinde olacak. O zeki olacak, o heves olacak. Daha sonra aile ortamı, tabii ki de okulu. Çok şükür biz bu üçünü de bir arada yakalayabildik. Gerek Muhammed'deki o zeka, gerek o hevesi, gerek işte aile ortamı ve gerekse okuldaki öğretmenleri ve müdürleri. Tabii ki biz hani kısıtlı bir bölgede yaşıyoruz. Gelirimiz kısıtlı. Dolayısıyla bir de tekiz. Gerek iş yerimde, gerekse işte bu dağda, yaylada her zaman Muhammed yardımcı olmuştur bana. Çoğu zaman da acil işim çıkmış, iş yerime gitmiş, ben yaptığım işleri yapmış. Bazen diyelim çoban olmamış, Muhammed çobanlık yapmış. Gördüğünüz gibi işte yazın genelde hep dağda. Eğitimini de bu şartlarda aldı. Zaman zaman çocuklarımızı ziyarete gidiyoruz, ev ziyaretlerine gidiyoruz. Ondan sonra ben çocuğumuzun geldiğimizde işte çobanlık yaparken elinde kitapla dolaştığını fark ettim. Tabii bunu büyük bir şey olarak yani bir çocuğumuzun bu kadar böyle önemli bir şeye sahip olmasını, gerçekten bunu azmetmesini ben çok önemsedim. Dolayısıyla biz de bunu takip ettik, rehberliğini yaptık. Öğretmen arkadaşlarımız işte yıl içerisinde çok fazla deneme sınavı yaptılar. Yani bir özel okulda olmayacak kadar deneme sınavı yaptırdık. 50'ye yakın deneme sınavı yaptığımızı biliyorum ben Arıcakurt Okulu'nda. Bu çok önemli bir şey yani. Dolayısıyla bu başarının tamamında mimarın aslında öğretmenlerimizin, idareci arkadaşlarımızın olduğunu ben vurgulamak istiyorum. Ve öğrencimizin gerçekten böyle hırsla, azimle çalışmasını da ben çok önemsiyorum. Tebrik ediyorum öğrencimizi. Allah başarısını daim kılsın. Halil'in şöyle bir özelliği vardı. Mesela tabletini ya da telefonunu eline aldığında oyun oynamazdı. Başka öğrenciler işte o tableti o şeyle oyun oynarken Halil oradan kendine kitap bakardı. Hatta kitap alacağım zaman ben ona derdim ki hangi kitabı alalım arkadaşlarınıza. Ondan fikir alırdım. Halil böyle bir şeydi. Yaylayı çok seviyor bu çocuk. Hayvanları çok seviyor. Hocam işte ben illa yaylaya gideceğim. Sınava yakın süreçte yayla hayatı başlamış. Çocuğu orada zor tutuyoruz. Yayla aşkı doğmuş çocukta. Tabii işte gelip bu sefer bana yapışıyor. Babama söyleyin beni yaylaya göndersin. Sınavdan önce de sınavdan sonra da şeydi. Nitekim herhalde bir aya yakındır, bir aydan fazladır. Gelmiş burada yaylada işte ailesine yardım ediyor. Keçilerde, hayvanlarda. Böyle doğayla iç içe. Bu şekilde de bence başarılı olmasının belki de buradaki almış olduğu oksijenden, doğal besinden de bir katkısı var onların da.